1966 doğumlu, Mardin doğumluyum. Muhittin Akbey. Bu meslek benim babam ve abimin mesleğidir. 1970'ten beri yapıyoruz. Kasetçilik bitti şu anda. Biz direniyoruz gençlerimize, yarınlarımız için hizmet veriyoruz burada. Amacımız satış değil. Amacımız şimdiki nesil insanlar gelip burayı görmek için buradayız. Hem ben çocukluğumdan beri yapıyorum. Ben şu anda 7 yaşından tut şu ana kadar ben bu mesleğin içinde büyümüşüm. Yani bu meslek benim artık bir tutkum olmuş. Yani vazgeçemiyorum. Sevdiğim için yapıyorum. Hani ihtiyaç da kalmamıştı artık. Çünkü satış yok. Eskisi gibi satış yapılmıyor. Şu anda burada sadece kültür hizmeti görüyorum. Sırf gençler gelip burada fotoğraf çeksin, buranın görüntüsünü görsünler, kasetlere dokunsunlar. Amacımız bu. Arşivimde 40 bin tane çeşit kaset var. Bu şekilde 40 bin adet. Ayrı ayrı. Her bir sanatçının serisi komple. Misalen bu 20 tane kaseti var, 20'si de bende mevcut. İlk çıkan kasetten sonuna kadar. Bazıları plaktan çekme yapmışız kasetlere. Plaktan çektiklerimiz de var. Yani kaset dönemi yoktu o zamanlar. Kaset dönemi 1980'den daha sonrası yaygın olmaya başladı. Daha önce plaktı. Türkçe kaset de var bende. Bütün çeşitler var bende. 1915'ten üretilen plaklardan 45'lik, 63'lik plaklardan bu yöne kadar. Ne kadar kasette Türkçe olsun, Arapça olsun, Zazaca olsun, Türkçe olsun fark etmiyor. Bütün dillerden var bende. Yani benim için fark etmiyor. Hangi sanatçı olsa sanatkardır. Benim için fark etmiyor. Hangi dil olsa da olsun o zenginliğimizdir. Yani ben ayrım yapmıyorum. Kesinlikle bütün çeşit var bende. Eskiden yasak olduğu için işte zordu. Son dönemlerde sonra 2000'den sonra serbest olmaya başladı. Biz de rahatlandık. Daha rahat bulunduruyoruz, daha rahat satabiliyoruz. Hani zenginliğimiz oldu. Eskiden yoktu bunlar. Eskiden Türkçe satamıyorduk. Bizim ben hatırlıyorum 1970'lerde babamın kasetleri vardı Türkçe o zamanın döneminde. Arif Cizrevi'ydi, Mehmet Arif Cizrevi, Hasan Cizrevi'ydi, Ayşe Şan'ımdı, Mahmut Kızıl'ımdı. Bu şekilde onlar bile o dönemde yasaktılar. Kenan Evren döneminde biz getirdik hepsini. Bizim de depomuz vardı mağarada. Depoya bıraktık, hepsi bozuldular. O kültür hepsi öldü. Onları bir daha toplamak için biz daha toplayamadık. Toplayabildiğimiz kadar topladık. Diğerlerin bir sürüleri hepsi gitti.